Bu sebep ya da boşluk ve end hem de anlamına geliyor. Nasıl kullanılıyor? I spoke to both the manager and his employee. Hem menajere, yöneticisine konuştum, yöneticiye hem de çalışanına, onun çalışanına bir şeyi şikayet etmiş. Hem. Selim both plays guitar, hem gitar çalar and he sings, hem de şarkı söyler. Both ve and kalıbı genelde bizim iki şeyi birden yapabildiğini söylemek için kullandığımız bir şey. Mesela birisi hem yetenekli hem de zeki, hem güzel hem akıllı gibi, hem de gibi. Bu bağlaç eğer iki örneği birbirine bağlıyorsa cümlenin ana fiili hep çoğul olur. Ne gibi? Mesela she's both clever and honest. Şimdi burada çoğul bir şey kullanmıyoruz ama eğer çoğul olması gereken bir şey yapsaydık, mesela both love and money are important in love. Mesela ilişkide hem para hem aşk önemlidir. In relationship ya da diyelim. Burada are kullanıyoruz dikkat ediyorsanız. Dolayısıyla hem de kalıbı günlük İngilizce'de kullanılan güzel bir kalıptır. Dört tane kalıp göreceğiz korelatif conjunctions'larda. Bunların birincisi both and kalıbı.